Merhaba, bugün bir abonemizin isteği üzerine size tarih öncesi denizlerin büyüleyici sakinlerinden biri olan ammonitlerden bahsedeceğim. Ammonitler, yaklaşık 400 milyon yıl önce Devoniyen döneminde ortaya çıkmış ve 66 milyon yıl önce Kretase-Tersiyer yok oluşu sırasında soyları tükenmiş olan deniz yumuşakçalarıdır. Adlarını, antik Mısır tanrısı Amun'un koç boynuzlarına benzeyen sarmal kabuklarından almışlardır. Ammonitler, Nautilus gibi diğer yumuşakçalarla akrabadır ve hem morfolojik hem de ekolojik açıdan önemli bir çeşitlilik göstermişlerdir. Fosil kayıtlarında geniş bir coğrafi alana yayılmış ve farklı dönemlerde farklı türler evrimleşmiştir. Bu da ammonitleri jeolojik zaman dilimlerinin belirlenmesinde önemli bir rehber fosil haline getirmiştir. Ammonitlerin kabukları genellikle sarmal ve odacıklıdır. Bu odacıklar, ammonitin büyüme süreci boyunca yeni odacıklar eklenerek oluşur. Odacıkların içinde yer alan gaz ve sıvı karışımı, ammonitlerin denizde yükselip alçalmasını kontrol ederdi. Bu adaptasyon sayesinde ammonitler farklı derinliklerde ve farklı çevre koşullarında yaşayabilmişlerdir. Ammonit fosilleri sadece paleontoloji için değil, aynı zamanda sanatta ve mücevher yapımında da büyük bir öneme sahiptir. İridize olmuş ammonit kabukları, ammolit adı verilen değerli bir taş oluşturur ve bu taş mücevher yapımında kullanılır. Aynı zamanda ammonitlerin sarmal formu, sanatçılar ve koleksiyoncular için ilham kaynağı olmuştur. Ammonitler, dünya tarihindeki büyük yok oluşlardan en az üçünden sağ çıkmayı başarmışlardır. Ancak Kretase döneminin sonunda, dinozorlarla birlikte onlar da yok olmuşlardır. Bu yok oluşun nedenleri arasında büyük bir asteroid çarpması, volkanik aktiviteler ve iklim değişiklikleri sayılabilir. Bu dramatik olaylar, ammonitlerin varlığını sona erdirse de, geride bıraktıkları fosillerle bize tarih öncesi denizlerin karmaşık ekosistemlerine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Sonuç olarak, ammonitler sadece fosil kayıtlarında gördüğümüz ilginç yaratıklar değil, aynı zamanda dünya tarihinin derinliklerine dair bilgi hazineleridir. Onların evrimi, yaşam tarzları ve nihayetinde yok oluşları, gezegenimizin dinamik geçmişini anlamamıza yardımcı olur. Gelecek nesillerde ammonit fosillerini inceleyerek hem bilimsel bilgiye hem de estetik değerlere katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.